Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Nedir bu konu? Biliyorsunuz 5 Ekim'den itibaren Windows 11 ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanıyor. Eğer Windows 10 işletim sisteminiz varsa Windows 11'e ücretsiz olarak güncelleme yapacaksınız. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Windows 11'i kullanabilecek olan bilgisayarların belli bir spesifikasyona sahip olması gerekiyor. Bunlar arasında önemli bir nokta var. Şimdi ekranda gösteriyorum ben minimum sistem gereksinimi ki bu Microsoft'un kendi açıkladığı bilgiler arkadaşlar. İşte 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli bir işlemci, 4 GB RAM, 64 GB veya daha büyük depolama alanı falan filan gibi. Bunlar birçok bilgisayarda var zaten ama bilgisayarların bir kısmında olmayan bir özellik TPM adı verilen ve güvenilir platform modülü olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir özellik. Şimdi bunun sürüm 2.0 olması gerekiyor. Birçok bilgisayarda son 4-5 yılda üretilen birçok bilgisayarda gerek Intel gerekse AMD olsun fark etmiyor arkadaşlar. Bu özellik bulunuyor. Bu zaten işlemcinin üzerinde bulunan bir özellik ve bu özellik bulunmuyorsa eğer oraya Windows 11 kurulamayacağı anlamına geliyor. Evet, bunun da çözüm yöntemleri var. Bu sistemi atlatmanın ya da bunu ekart etmenin, bypass etmenin yöntemleri var. Bu video o konuda olmadığı için biz onlara değinmiyoruz burada. Ama eğer sizin bilgisayarınız TPM 2.0 sürümünü desteklemiyorsa ne yazık ki Windows 11'e Windows 10 sahibi olsanız bile güncelleme yapamayacağınız anlamına geliyor. Peki bir bilgisayarın TPM 2.0 sürümüne sahip olup olmadığına nasıl bakacağız? Şimdi bunun birkaç yöntemi var. Öncelikle ben şunu yapmanızı öneriyorum. Yine Microsoft'un açıkladığı listeler var. Biz bunların linklerini açıklama kısmında vereceğiz. Hem Intel için hem de AMD için Windows 11'in desteklediği işlemcilerin listesi var. Uzun da bir liste. Burada tek tek anlatmıyoruz ama işte Intel'den başlayayım mesela. Atom işlemci var, Celeron var, i5 var, i3 var, i7 var, i9 var. Var da var, gidiyor. Bir sürü farklı işlemci modelleri var. Benzer şekilde AMD için de aynı durum söz konusu. Burada AMD'de de 3000 serisi var. İşte Athlon serisinden başlıyor. Bir farklı birçok serinin de yine modellerini, Ryzen modelleri şudur budur derken bir sürü bir liste var. Çok da uzun bir liste bunlar. Yani burada ben tek tek söylemem uzun sürecek ama açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şimdi bunlara baktınız. Diyelim ki sizin bilgisayarın işlemcisi Intel'in işte X modeli veya AMD'nin Y modeli. Diyorsunuz ki tamam benim bilgisayarıma Windows 11 kurulabilir. Ama Windows 11 kurmaya kalktığınızda bir hata aldınız. İşte burada ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bazı bilgisayarlarda daha önce bu TPM 2.0 çok hani yaygın bir şey, bir kullanılan bir özellikti ama normalde işletim sistemi bunu çok kullanmıyordu. Windows 11'den itibaren Windows Hello ve işte BitLocker gibi uygulamalar mutlaka TPM 2.0 istiyor. O yüzden bazı üreticiler bilgisayarlarda bu özelliği kapalı olarak kullanıma sundular. Onu açmak için de farklı yöntemler var. Bazı bilgisayarlarda BIOS'a girip açmanız gerekiyor. Bazılarında işte Windows üzerinden de açıp kapatabileceğiniz bir sistematik var. Onu söyleyelim. Windows üzerinden de bu işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için ne yapmak lazım? Şimdi bilgisayarımızda run komutunu çalıştırmamız gerekiyor. Yani Windows tuşu R'ye basmamız lazım. TPM, yani TPM.msc yazıp Enter'a basmamız gerekiyor arkadaşlar. Enter'a bastığımız zaman karşımıza bir yeni bir menü çıkıyor. Burada yerel bilgisayarda TPM yönetimi gibi bir menü geliyor bize. Burada TPM'in de açık olup olmadığını görmüş oluyoruz. Burası önemli. Neden? Eğer bilgisayarınızda TPM vardır, baktınız ki işlemcilerde gösteriyor. Tamam ama kapalı da olabilir. İşte buradan kapalı olup olmadığını görüyorsunuz. BIOS'tan ya da yine buradan TPM'i açıp kapatmak gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani TPM özelliği eğer bilgisayarınızda varsa ve açıksa Windows 11 yükleyebileceksiniz. Varsa, kapalıysa yükleyemezsiniz. Yoksa yine yükleyemezsiniz. Ha dediğim gibi videonun başında söyledik bunun farklı yöntemleri var ama yani bu yöntemler pek önerdiğimiz ya da önereceğimiz şeyler değil. Ve TPM 2.0'ın da olmaması size şöyle bir sakınca doğuracaktır arkadaşlar. Oyunlarda, Valorant gibi oyunlarda mesela oynamama riski ortaya çıkacaktır. Böyle bir güvenlik tedbiri koymuş Microsoft. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere TPM 2.0'ın ne olduğunu, hangi işlemciler tarafından desteklendiğini ve
açık olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiniz konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Konuyla ilgili aklınıza takılan sorular olabilir. Windows 11 yüklemek istediğinizde bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de TPM 2.0 olacaktır muhtemelen. O zaman bu videodan faydalanırsınız diye tahmin ediyorum ama aklınıza takılan başka şeyler varsa lütfen yorumlarda bize iletmekten çekinmeyin. Hepsini değerlendireceğiz. Hepsini bildiğimiz kadarını size paylaşacağımızın ve yorum olarak da yanıt vereceğimizin altını özellikle çizeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.